devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Gelen yardımları ve tahliye olan insanlarımızı organize etmek için bakanlarımızla, valilerimizle, milletvekillerimizle gece gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Devlet ve millet hep beraber, tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, sağlıkçısıyla, diğer kurumlarımızın ekipleriyle devletimiz sahadaydı. Belediyelerimiz, başkanları, personelleri, araç gereçleriyle ilk günden itibaren buradaydı. Bunlarla beraber ülkemizin dört bir ucundaki ihtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi, iş makinasını, malzemeyi bölgeye yönlendirdik. Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı bir hafta içinde yeniden işler hale getirerek çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Ama gel gör ki ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya koydu. Oranın afiyatını biz taşıdık yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok. Ve ben senin yola geldiğimde hemen Genel Başkan Vekilim Binali Yıldırım Bey'i hemen arkadaşlarımızla beraber geçin havalimanına, burada havalimanının yapımında emeğin var. Orada basın toplantısını da yap ve bunların yalanını ortaya koy. Ve Binali Bey orada basın toplantısını yaparak, orası da inşa edilmişti, ihya edilmişti ve Hatay Havalimanı böylece devreye alınmıştı. Çiftçilerimize destekleme ödemelerinin peşin yapılmasından hayvan ve yem hibesine kadar pek çok kalemde destek veriyoruz. Ama akşam yalan, sabah yalan, maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat çiftçilerimize destek verilmediğinden bahsediyor, yem verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan, başka sermayesi yok. Tabii böylesine büyük bir afette biz can derdindeyiz, o ise yalan derdinde. Kardeşlerim, insan iradesini aşan hususların olmaması, kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Ama böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz. Böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde akşam yalan, sabah yalan, böyle bir iftira içerisine girilir mi? Ve düşünebiliyor musunuz? Yani şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin? Üç kez kendim geldim, arkadaşlarımla beraber buralarda oldum. Tüm heyetim, bakanlarım daha anında ilk gün
kendilerini buralara gönderdim. Milletimizin de şahit olduğu gibi her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen değerli kardeşlerim sizlerden helallik istemektir. Kaybettiğimiz yakınlarımızın acıları hayat boyu yüreğimizi yakmayı sürdürecek. Biz geride kalanların hayatlarını eviyle, eşyasıyla, işiyle, sağlığıyla, eğitimiyle yeniden düzene koymak için mücadele ediyoruz. Bunun için sizlerden şehrinize ve hayatınıza sahip çıkmanızı istiyorum.